Asenkron motora 3 kademeli dirençle yol verilecekti. İyiymiş, hadi. Start butonuna basıldığında önce KM1 kontaktörü devreye girecek. 4 saniye sonra KM1 devreden çıkacak, KM2 devreye girecek. Bundan 4 saniye sonra KM2 devreden çıkacak, KM3 devreye girecektir. Ve KM3 kontaktörü stop butonuna basılana veya aşırı akım rolesi açma verene kadar çalışmasını sürdürecektir. Tamam. Yine zaman grafiği işleyelim de aklınızda biraz daha iyi otursun. KB1 Q 0 0 0 1 0 2 Q 0.0 Q 0.1 Q 0.2 Yine bir start alanım var. Input 0.0 Input 0.0 mı? Evet. Tamam, yazalım. Input 0.0 Ondan sonra 5'e 4'er saniye düzenliyorum, zaman aralıkları var. Teorik bir çalışma var mı burada? Yok. Çalışacak ve bitecek. Başa dönme işlemim yok. Anlaşıldı mı? Start'a bastığımda bu çalıştı. 4 saniye sonra bu çalıştı, 4 saniye sonra bu çalıştı. Şimdi uçlarını açık bıraktım. Niye uçlarını açık bıraktım? Dirençle çalışırken, tamam mı? Dirençle çalışırken bir sonraki direnç devreye girdiğinde bir önceki direncin devreden çıkması şart değildir. Direnç aktif eleman değil. Tamam mı? Ha, sadece o kontaktör bir müddet daha devrede kalmış olur. Ama endüktif yükle, endüktansla veya bobinle yol veriyorsanız bir bobin grubu devreye girmeden önce bir öncekini çıkartmanız lazım. Yani sonraki devreye girmeden mevcutu devreden çıkartmanız lazım. Çünkü oluşan indüksiyon gerilimleri diğer bobinde kısa devrelere veya diğer bobinde istenmeyen veya gereksiz arklara neden olabilir. Ne oldu? Şu devrede kalsın, bu da devrede kalsın. Şu noktada ben çıkarayım ki direncide. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Q00 devreye girdi. 4 saniye sonra. Q01 devreye girdi. Ondan da 4 saniye sonra. Yani 8. saniyede Q02 devreye girdi ve çalışmasını o şekilde sürdürdü. Hocam ne zaman duracak? Stopta veya aşırı akımda duracak. Yani input olarak söyleyecek olursak 0102 mi? Evet. Input 0.1, input 0.2. Bunlar da devam etseydi ne olurdu? Bunlar da devam etseydi olurdu ama belki saatlerde çalışacak. Anlatabiliyor muyum? Yani şurada yol alması sadece 4 saniye bir şey. Belki saatlerce çalışacak. Saatlerce çalışacağı zaman önceki iki tane direnci ayrı kontaktörün devrede kalmasına gerek yok. Yani bir kontaktörü boş yere sizin devamlı çalıştırmanıza gerek yok. Ne zaman iş yapıyor bu kontaktörler? İlk 4 saniye, ilk 8 saniyede iş yapıyor. 8 saniyeden sonra bunların çalışmasına gerek var mı? Yok. Asıl işi devam ettirecek olan en sondaki K3B'nin devrede kalması benim için yeterli. Tamam mı? Şimdi soruyu tekrar soruyorum. Start anında, stop anına kadar devrede devamlı kalan bir eleman var mı? Yok. Yok. Yardımcı röle kullanmakta fayda var. Ya hocam şunlarla yapsak, ya bunları birbirini setleterek yaparız da iş uzar. Tamam mı? Merkel kullanacak. M00 256 tane piyasa içerisinde merkel var. Ve bu sanal olduğu için de işte tek tek Q'ları birbirine setletmeye gerek yok. Birbirlerine atlat atlata bir devre yapmaya gerek yok. Elinizde hazır merkel varken herhangi bir şey de yokken sayı sıkıntım da yok. 256 tane var. Kullanayım bitsin. Start'a bastık. Yani start'ın neydi? Input 0.0. Merkel 0.0'ı devreye alsın. Nelerim var? Kaç tane zaman rölem var? 2 tane. T37, T38'lik 2 adet zaman rölem var. Bunun zamanı 4 saniye yani çarpanı 40. Bunun zamanı 8 saniye yani çarpanı 80. Hemen onları devreye alalım. Merkel 0.0 niye alsın? T37 ile ton zaman rölem 40, T38 son zaman böyle. Bununki de neydi? 80. Süreleri saymaya başladık bile. Niye çalıştıralım? Q0.01 çalıştıralım. Neyle çalışıyoruz Q0.01? Input'a bağlı. İstiyorsan merkeze de bağlı. Çok önemli değil ama input'a bağlamakta fayda var. Input
0.0'la Q0.0 çalıştırdık. Yine set ve set yapalım, set 1 diyelim. Çalışma devam edince, çalışmaya başladı mı? Başladı. Kaç saniye sonra? 4 saniye sonra. Yani T37'nin kontağını kapadığı anda kimi çalıştırsın? Q0.1'i setlesin, 1 bit. Q0.1'de devreye aldık mı? Q0.1'de devreye aldık. Ondan sonra devam edelim. Kaçıncı saniye? T38. T38 kimi devreye alacak? T38 kimi devreye alacak? Q0.2 devreye aldı. Set 1-1. Tamam mı? Şimdi T38 Q0.2 ile devreye aldıktan sonra benim ne yapmam lazım? Hani dedik ya boş yere çalışmasın. Q0.0 ile Q0.1'i devreden çıkartmam lazım. Nasıl yaparım onu? Yine T38'in de kontağını koysanız olur. Q0.2'nin de kontağını koysanız olur. Q0.2 resetlesin. Niye? Yanlış yazdım. Resetlesin. Q0.0 ve Q0.1 yani 2 bit olarak resetlesin. Devreden çıkardık mı? Evet. Çıkardık. Ha bu saniye, bu süreden sonra şeyi de söyleyebilirsiniz siz bana. Hocam zaman verileri devreden çıksa mı? Çıkabilir de çıkmayabilir de. Dediğim gibi sanal bir işlem yaptığımız için bilgisayar içerisinde, PLC içerisinde. Peki zaman öğelerini nasıl dışarı çıkarırım? Devre dışı bırakırım. Q02'de devreye girdiği zaman da neyi çıkartacak? Zaman öğelerini saymasını engelleyecek. Tamam. Başka ne var? Başka istediğim bir de stop işlemi var. Stop işlemim ne? Veya aşırı akım mı vardı? Evet, aşırı akım ve stop. Resetlesin. Niye resetlesin? Q0.0 3 bit resetlesin. Bir de neyin devredeydi? Yardımcı öğlen. Herkes 0.0'da 1 bit resetlesin. Yani söyle. Tamam. Hocam devreye girdiğinde zaman çıkacak demiştiniz. He. O zaman o devreye girdiğinde zaman önce çıkacak. Merkez şuralar kapalı mı? Tamam. Bura kapalı olduğu sürece devrede zaman önce kalır ve devamlı saniye işlemi yapar. Tamam mı? Ha, o da gelir 37.732 miydi? 700 bilmem kaça kadar sayar. Yani bir 4 sayı kadar sayar bırakır. Tamam mı? Yani bir şey yapmaz o da. Ama devamlı bir işlem dönecek. He. Onları da hocam ayrı network'te yapalım yapmışken. Şunları mı? Zaman rolerinin sıfırlamalarını. Q0.2 ile sıfırladık ya. He. Reset, reset olarak ayrı network'te yapalım. E ya tamam dediğini anladım ben. Ha olmaz. Sen şu diyorsun ki. Reset diyorsun T37 2 bit. Bu işlemi yapıyorsun da merkez devamlı yine şey yapıyor, çalışıyor. Ne olur biliyor musun? Bu bir kere resetler. Bak. Bu bir kere resetler, resetledikten sonra merkez bir sonraki döngüde bunları yine kapalı görecek mi? Kapalı gördüğü için baştan yine sıfırdan başlar saymaya. Anladım. Yani şeyi de kesmen lazım. Sayma işlemini de kesmen lazım. Anlaşıldı mı? Ya bunun çok çeşitli yöntemleri olabilir. Yani tutarsınız buraya Q0.0'ın kapalısını da koyarsınız. Tamam mı? Şey açığını da koyabilirsin. Yani tamamen size kalmış. Buraya gel Q0.0'ın açığını koysak ne olur bunun yerine? Q0.0 çalıştı mı? Kapalı mı? Saymaya başladı. Devreden çıktığı zaman da zaman öğrenimde kendisi de devreden çıkarttı. Tamamen size kalmış ya. Anlaşıldı mı şu son söylediğim Q0.0'ın açığını koydu. Devreye girince kapadı. Sayma işlemine başladı. Devreden Q0.0 çıkacak. İlla bir çıkacak. Çıktığı zaman da zaman verilerini de sıfıra düşüyor. Tamam. Sorusu olan var mı? Yok.